Oh, hello. Bugün endişeli olduğum bir oyun hakkında konuşmak istiyorum. Bu oyun hakkında endişeliyim çünkü bu oyunu yapan, daha doğrusu bu oyunu paylaşan firma, o firma hakkında ne düşündüğümü tahmin edebiliyorsunuz eğer videonun ismini okuduysanız. Evet beyler bayanlar. Warner Bros. Eşittir. Orospu çocuğu. Videoya başlamadan önce lütfen Kerem abi, Warner Bros. İki kişi çok yani kardeşler ama orospu çocuğu dedin. Böyle bir şey görürsem acımam. Yorumlarda böyle bir şey yapmayın. Devam edelim. Biliyorsunuz 6 ay önce bu oyunun gameplay walkthrough'su falan düştü işte. İlk defa hepimiz oyun hakkında o zaman bilgi almıştık sanırım. Ve her şey çok güzeldi, gül pembeydi. Şu an oyunun çıkmasına bir ay var. Ve hani oyuna anal seks yapıyorlar. Yapmaya devam ediyorlar. Çıktıktan sonra da yaparlarsa artık tebrik edeceğim adamları. İlk nereden başlayalım ki abi? Öncelikle şu versiyon olayından nefret ediyorum. Şimdi diyeceksiniz hani WWE oyunlarında da yapıyorlar bunu. E tamam abi, onlara da bayağı gıcık oluyorum. Ama yapabileceğim çok şey yok. En azından umudum bilgili olmayan insanları, birkaç tane bilgili olmayan insanı bilgilendirmek buydu sayesinde. 3 tane versiyonu var oyunun. Birisi standart, basic bitch, third class citizen, İsrail dölü falan filan. İşte bu saydıklarımdan herhangi bir tanesiyseniz standart edition alıyorsunuz, tamam mı? Sonra silver var. Bu biraz daha tabii orta sınıf. Sonra gold var abi. Huh. Bakalım arasındaki fark neymiş fiyat dışında. Oyunun Steam sayfasındayım şu an. Silver edition yazıyor işte. Bakalım. Bir dakika bak. Aşağı doğru indim. En yukarı çıktım. Read more falan yazmıyor hiçbir yerde. Sanırım standart versiyonunu alırsak pre-order bonusu falan bile almıyoruz. Ön sipariş bonusu bile gelmiyor. Bu konuda yanılıyor olabilirim. Önemsiz bir detay, daha konuşacağımız çok şey var. Neyse, ön sipariş verirsek bir tane savaş partisi. Oh! Epic sword mu? Epic kılıç mı? Ah! Neyse, silver alırsak ve pre-order'ı geçtik şimdi. Outlaw ve Slaughter Tribe diye iki tane Nemesis expansion'ı varmış. Yani herhalde oyunda normal standart hani İsrail Dölü Edition'ını alırsanız bu iki faction'a, gruba sahip olamayacaksınız oyunda. Ama onları geçtim hadi. Anlayabiliyorum. Peki tamam diyelim hadi. Baştan saçma bence. Şu sonuncuya geçmeden önce ben standartlarımı artık abi Witcher 3'ten sonra CD Projekt Red'e bakıyorum artık. Hani her şeyde CD Projekt Red'e bakıyorum. Onlardan daha iyisini yapan olmadı DLC konusunda ve görünüşe göre yakın zamanda da olmayacak. Neyse. Üçüncü olarak da gümüş savaş kutusu. Büyük ihtimalle daha adam akıllı çevirebilir de kimin umurunda. Hani CSGO'yu biliyorsunuzdur, orada case'ler var. Geliyor. Bedavaya veriyor şerefsizler ama anahtarları paralı yapıyorlar hani. Bu da aynı hesap ama içinden ork çıkıyor. Silah falan çıkıyor. Zırh çıkıyor. Yani en kötü ihtimal, ya en düşük ihtimalle 180 TL verdiğiniz oyuna, single player bir oyuna, telefon oyunu muamelesi yapıyorlar. Ben microtransactions'ı, kelimenin Türkçesi var mı bilmiyorum. Ama neden bahsettiğimi biliyorsunuzdur. Bir telefon oyunu açıyorsun falan, strateji oyunu böyle, hani kerhane kuruyorsun falan böyle, hani getirdin karıları, popüler olmaya başladın falan. Diyor ki kerhaneni bir dahaki levele geçirmek ister misin? Sen de ellerini sıvıyorsun, hadi amına koyayım diyorsun, bir basıyorsun. Sonra oyun diyor, aa çok güzel, eğer onu yapmak istiyorsan bayıl bakayım 160 lirayı. Ne bileyim, orospuların daha az mı yorulsun? O zaman neden ekstra para verip işleri kolaylaştırıp kısaltmıyorsun? Ve bu bahsettiğim oyunlar bedava ve çöp oyunlar, hani çöplük oyunlar. Ya bir farkındaysanız PC, daha doğrusu AAA oyunları falan da yavaş yavaş telefon oyunlarına benzemeye başladı. Cehenneme diğer bir deyişle. Ve Türkiye'de bunun durumu ne bilmiyorum. Benim kanalımı izleyenler, yani sen ne düşünüyorsun bu konuda bilmiyorum. O sizden değildi, benim bildirmemdi. Ama ben yabancılarda şöyle bir şey görüyorum. Zihniyet görüyorum. Ki öyle bir zihniyetin amına koyayım ben. Adam diyor ki, yani genel olarak şunu diyorlar. Abi kimin umrunda ya? Oyunun kendisi zaten güzel olacak. Microtransactions'lar olsa ne olacak? Kullanmak zorunda değilsin ki, trademark. Bunu seneler önce de diyorlardı. Ne bileyim, böyle Dragon Age Inquisition'da falan ufak ufak çıkmaya başlamışlardı. Farklı oyunlarda ufak ufak çıkmaya başlamışlardı. Nedir o? Deus Ex Mankind Divided. O biraz daha ekstrem bir örnek ya. Ama
hani hiç hoşuma gitmiyor. Çünkü bunu demek resmen dom alıp gel abi beni sik. Enes abi annemi değil beni sik hani. Anlatabiliyor muyum? Warner Bros abi götümü sik. Bütün paramı al. Neyse çok açılmayayım. Microtransaction konusunu genel olarak kapayım, oyuna geri döneyim. Ayrıca duyduğunuz son bildirimdi. Söz veriyorum. Yani genel olarak hiçbir paralı oyunda, hem de hiçbir paralı oyunda microtransaction olmamalı. Olursa adamlar resmen yüzünüze tükürüyor ve kabul ediyorsanız da kendinize hakaret ediyorsunuz abi. Hadi bitirmeden son olarak da şunu söyleyeyim. Benim izlediğim Nerdcubed diye bir YouTuber vardır, yabancı kendisi. English. Ki bunun önemi yok. Deus Ex'in çıktığı zamanlarda, ondan da bahsetmiştim microtransaction'ın bir oyun, adam şundan bahsetmişti. Şöyle bir benzetme yapmıştı ve benim hoşuma gitmişti, aklımda kaldı. Size de söylemek isterim. Şimdi yeni bir iş kazandın. İş, yani her şey çok güzel gitti. İşe başlıyorsun. Bir ofis işindesin böyle. Ve yerine geçerken bir örümcek görüyorsun. Böyle bayağı büyük. Ama camın içinde. Çünkü evcil bir örümcek. Hani patronun delinin teki örümceği tutuyor orada. Hani camın içinde böyle dediğim gibi. Ve o cam bayağı kaliteli. Hani kaçmasının imkanı yok. Adam akıllı bakıyorlar falan. Kaçmasının imkanı yok. Neyse gidiyorsun yerine. Oturuyorsun. Yani duvarlar olur ya böyle. Hani bilgisayarları falan ayırırlar. Her insanı ayırırlar. O duvarlar yüzünden örümceği görmüyorsun. Neyse bu iş yeri abi muhteşem ama. Hani her şeyiyle muhteşem. Oturduğun koltuk, bilgisayar. Kötü olan hiçbir şey yok. Ama abi ne yaparsan yap. Ne kadar zaman geçirirsen geçir, ne kadar seversen sev o işi, o camda gördüğün örümcek aklının arkasında olacak. Hani yaptığın işi sıfır etkilese bile o örümcek hakkında düşüneceksin abi. Ya etkilerse, ya kaçarsa örümcek, ya örümcek abi babam olursa falan hani. İşte bu yeni işinizi Shadow of War gibi düşünün. Microtransaction'ları da örümcek gibi düşünün. Bilmiyorum ben bahsettiğim YouTuber kadar iyi anlatabilmiş miyimdir. Ama olabildiğince denedim. Yani kısacası sıfır etkisi olsa bile oyuna hala rahatsız edici olabiliyor. Ve bu oyunda var yani ya. Uzatmak istemiyorum diyorum da abi, büyük bir konu ya, uzatmak zorundayız. Diyorlar ki hiçbir şey etkilemeyecek. Madem hiçbir bok etkilemeyecek niye koydunuz? Amına koy! Neyse. Hani madem hiçbir alt etkilemeyecek, madem microtransaction kullanmadan da gayet eğlenerek oynayabileceğiz oyunu, niye varlar? Eliniz mi kaydı? Hayır. Cevabı gayet belli. Para sıçmak istiyorsunuz. Ya da bize lahman yapıp sıçacağımız parayı erkenden almak istiyorsunuz. Günün sonunda daha fazla para istiyorsunuz yani ve bunun için her şeyi yapıyorsunuz ve hani Warner Bros tamamıyla gözümden düştü. Monolith'ten bahsetmiyorum. Ki onlar da suçsuz değil o kadar ama İşin en büyük suçlusu tabii ki de Warner Bros. Ayrıca mesela efsane bir zırh almak istiyorsan falan, hani o zırha direkt 2 TL verip, 2 TL olmaz, daha pahalı olur. Ama sallayalım 2 dolar verip o zırha ulaşabiliyorsun. O zaman oyunu hani oyunun değerini düşürmüş oluyorsun. Demek ki abi sen o yaptığın oyuna o kadar az değer veriyorsun. Yani kimsenin oynaması umurunda değil, sadece para alayım hani. Bilmiyorum. Büyük ihtimalle söyleyeceğim bu konuda her şeyi söylemişimdir. Unuttuğum varsa da yapacak bir şey yok artık. Devam edelim şimdi. Silver Edition'da saydıklarım bu kadardı. Bu kadardı yani. Diyelim ki Silver Edition aldın, pre-order almadın. 3 tane şey alıyorsun sadece. Hadi varsayalım ki pre-orderladın falan. Toplamda oldu sana 5 tane. Şey, 2 tanesi, 3 tanesi değerli gibi geliyor bana. Çünkü birisi hani Silver War Chest. Birisi Epic Sword, yeah! Yani 60 lira vermen gerekiyor. İsrail Dölü ile şeyin arasındaki, gümüşün arasındaki fark 60 TL. Ve aldığınız şeyler bunlar. Peki Gold'a geçelim bakalım. Gold arasındaki fiyat da mı 60 TL? Abi benim matematiğim iyi değil o kadar. Niye 239, neyse. Aynen öyle, 60 TL işte. Bakalım standartın üzerine 120 TL'ye vermek isterseniz ne alıyorsunuz? Gerçekten Gold'u pre-orderlarsanız farklı şeyler geliyormuş. Yine Legendary Champions War Party diyor. Tam olarak yorum yapamayacağım, oyun hakkında daha fazla bilgi öğrenmem gerekiyor için. Yok, o kadar da farklı değilmiş. Biraz daha ufak değişiklik var şu Gold'da. İlk alacağım şeyde. İkincisi yine Oh yeah man, Epic Sword dude. Yine Slaughter, Outlaw Tribe, Nemesis Expansion. İki tane de hikaye. Daha orijinal hikaye bitmedi. Bir sakin olun. The Blade of Galadriel,
The Desolation of Mordor. Ve Gold War Chest abi. Ve bu arada Nemesis şeyleri de şuymuş. Yeni düşmanlar, takipçiler, görevler ve özellikler ve silahlar falan filan bayağı şey getiriyormuş yani. Abi yine baktığımda bana çok şerefsizce geliyor yani abi, hiç arkasında duramıyorum hiçbir şeyin, burada söylenen hiçbir şeyin arkasında duramıyorum. Hiçbir yerde sezon pası göremiyorum ben. Herhalde yok diye tahmin ediyorum o zaman. Gold'u alırsam bütün DLC'ler geliyor yani. Bu biraz şaşırtıcı abi, şu imkansız gibi geliyor bana. Bulamadım. Season Pass yok, araştırdım biraz ama yok yani. Olsa zaten burada yüzümüze sokarlardı. Yani buna o kadar sinirlenmiyorum çünkü yıllardır var abi artık bu. Ve saçmalık leveline bakarsak hani microtransactionların yanında hiçbir şey kalıyor bu. Ya bir bana sorarsanız sırf microtransactionlar bile yeter bu oyunu anlamak için. Yani ben para biriktirebildikçe hani destek olmaya çalışıyorum böyle sevdiğim yapımcılara. Ama bu oyun yani beni bayağı zorluyor. Lafı nereye getirdim anlıyorsunuz. Realde daha fazla uzatmayacağım o yüzden. Ha bir de söylemeyi unuttum bir şey daha var. Adamlar hiç etkilemeyecek oyunu falan diyorlar da. Bilmiyorum, hatırlar mısınız? Metal Gear Solid 5 diye bir oyun çıkmıştı, Phantom Pain, birkaç yıl önce. O oyunda bir multiplayer modu vardı. Böyle rastgele bir zamanda birisi base'inize girip sizden bir şeyler çalabiliyordu. Shadow of War'da da böyle bir şey var. Sanırım yine rastgele bir zamanda birisi sizin herhangi bir kalenize saldırabiliyor. Ve kalenize saldırınca tabii ki de ne oluyor? Ölen orklarınız oluyor. Aha abi, efsanevi orkun öldü mü şans eseri? Boş ver abi, at bir 5 dolar yenisini alırsın. Yani duyduğum kadarıyla bu sanırım optionalmış. Yani o modu oynayıp oynamamak sana kalmış. Ben Metal Gear Solid'de pek problem yaşamadım. Bu bahsettiğim modda ona neredeyse hani birebir aynı neredeyse. Umarım zorunlu yapmazlar çünkü kendilerini bacaktan ayaktan vurmuş olurlar. Hani bu Shadow of War olmasa, herhangi farklı bir oyun olsa ağızlarına ediliyordu şu an. Hem Monolith'in hem Warner Bros'un. Ama dua etsinler, oyunları çok güzel. Ama şu an ne, çok 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 böyle ince bir çizgidiler ya. Hani bu microtransaction konusunda kötü bir hata yaparlarsa çok büyük patlayabilir bu, bakacağız. Yani genel olarak oyun hakkında konuşacaklarım bu kadar. Yine oyunla alakalı bir şey var ama bu bana sorarsanız daha çok Warner Bros'la alakalı. Yine onların ne kadar temiz kalpli insanlar olduğunu gösteriyor. Şöyle bir DLC var. Ön sipariş edebileceğimiz bir DLC. Fort Hog The York Slayer. 15 TL. Mike Forgey diye bir adam varmış. Monolith'te çalışan yapımcılardan bir tanesiymiş. Ama hani %100 bilgi almama gerek yok bu konuda. Şurası hani yapımcıların bildiği bir adam. Ve maalesef kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Bunun üzerine DLC yapmak istiyorlar işte. Böyle oyunda ölmek üzeresin falan, adam Uruk seni öldürmek üzere. Bu Fort Hog geliyor seni kurtarıyor sonunda. Her seferinde değil tabii, böyle belirli bir ihtimali var da işte. DLC böyle bir şey. Ve biraz geri sararsak bu DLC 15 TL. 15 TL! Arkadaşların ölümünden para kazanıyor. Yani Monolith mi yapıyor bunu, Warner Bros mu yapıyor? Cevap belli zaten. Bu %100 bedava olması gereken bir DLC. Çünkü arkadaşının anısına yapıyorsun lan. Tamam evet, yapması para şey yapacak sana. Biraz kıçına para girecek. Ama bunu bile mi adam akıllı yapamıyorsun ya? Bahaneleri şu işte. Aa, bağış yapacağız, ailelerine bağış yapacağız falan. Yani bu DLC'yi aldı mı paranın çoğunluğu ailesine gidecek adamın. Ya da bir yere bağışlayacağız işte. Ama problem şu ki yakın zamanda şöyle bir haber çıktı. Sadece Amerika'da olan insanlar için geçerli bu. Yani Avrupa'da olan insanlar için değil. Yani atıyorum ben aldım şimdi bunu. Para direkt Warner Bros'a gidiyor. Sonra onunla ne yaparlar kim bilir, hani burunlarını mı sümkürürler, yani götlerini mi silerler kim bilir. Yani abi videonun başında da söyledim. İsminde de yazıyor. Son olarak da söyleyeceğim. Warner Bros eşittir orospu çocuğu. Videoyu kapatmadan önce oyun hakkında ne düşünüyorum, alacak mıyım almayacak mıyım merak edenler varsa, şimdilik hayır, sonuna kadar bekleyeceğim. Hatta oyun çıktığında bile bekliyor olabilirim hala. Yani doğrusu söylemek gerekirse %100 ne yapacağımı ben de bilmiyorum henüz. Kesinlikle kafam karışık ama şunu hepimizin yapması gerekiyor. Böyle saçma sapan olaylar olunca, absürt sistemler getirmeye çalışınca insanlar oyuna, tepki göstermekte hiçbir problem yok, herkes göstermeli.
Çünkü göstermezsen yararak sana gidiyor. Adamlar orada senin paranla. İşte ya, bilmiyorum, sen hayal et artık. Evet, bu benim videomdu. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki de daha iyi olacak yerleri olabilirdi. Ama ben videoları yaparken doğal almayı daha çok seviyorum. Hani bu videonun önce hiçbir script falan hazırlamadım. Hiçbir yazı yazmadım. Sürekli doğaçlama gidiyorum. O zaman mutlaka hatalarım olacak. Atladığım şeyler olacak falan. Belki iki gün sonra şey yapacağım. Hani bazı fikirlerimden tamamıyla döneceğim. Ama yine de ben bu videoyu çekerken bayağı eğlendim böyle. Düşüncelerimi bir anda kusmak böyle. Çok hoşuma giden bir şey benim. Zevk alıyorum. Daha önce bu tip videolar yaptığımda da hoşunuza gitmişti. Buna benzerini ilk defa yapıyorum. Bakalım tepkinize göre belki bu tip şeyler yapmaya devam edebilirim. Ama bugünlük benden bu kadar. Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Enes abi adamısik. Enes abi adamısik. Sik. Sik. Enes abi adamısik. Enes abi adamısik.